Değerli izleyiciler, bugün yine Ayşe Eşik Hanım'la birlikte Mansur'u konuşacağız. Mansur o kadar önemlidir ki ne kadar çok konuşsak o kadar azdır. Mansur, Mansur bizim geçmişimiz değil, geleceğimizdir. Dolayısıyla onu yineden, yineden, yeniden, 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 yeniden konuşmalıyız. Evet sorun. Evet. Konuşalım. Sayın Zeybek, Mansur'un Türk olduğunu söylüyorsunuz. Bunu nereden öğrendiniz? Evet. Doğrusu Mansur'un Türk olduğunu ben Türkiye'deki okumalarımdan öğrenemedim. Yani bu konuda Mansur konusunda en kapsamlı kitabı yapan bir Fransızdır. Ne yazık ki. Louis Massillon. Evet. evet yani Mansur hakkında derin bilgi edinmek isteyenler bu kitabı okumalı. İslam'ın mistik şehidi Hallacı Mansur'un çilesi diye çevrilmiş çevremde İsmet Birkan. Bu tanıdığım bir büyük elçidir. Evet. Hallacı Mansur'un çilesi. Hı hı. Bunda diyor ki İranlıydı Farsça bilmezdi. İranlıydı Farsça evet. bilmezdi. Yine diyor ki Türklere çok yakınlık duyardı ve en yakın arkadaşları Türklerdi, korucular da Türklerdi. Hı, hı Korucularından birisi de Mansur'u koruyanlardan birisi de Türk asıllı Seyide Hanım, Halife Muktedir'in anası. O da Mansur'un talibi ve Mansur onu sağaltıyor. Mansur aynı zamanda doktor, hı hı. sağaltıcı. Öyle söylüyor. Türklere çok ilgi duyardı diyor. Sonra yine çok değerli toplu ve çok güzel bir bitik yazmış olan Yaşar Nuri Öztürk. Bence Yaşar Bey'in en güzel bitiği budur. Evet. <laughs> Birçok kez de söyledim. Hallacı Mansur ve eseri Aşk ve Hak Şehidi Hallacı Mansur'un eseri. Burada da yine diyor ki Türk ırkına çok ilgi duyardı. Çok ilgi duyardı. Ve hem arkadaşları hem de her yerde nerede Türk görse hemen onlara yönelirdi ve ayrıca da Türk diyarında 5 yıl yüzlerce talibiyle dolaştı. Bütün bunları söylüyorlar. Evet. Ama bilmiyorlar. Yani ne Masiyon ne de Yaşar Bey onun Türk olduğunu bilmiyorlar. Ben de bilmiyordum. Peki İran'ın öncesinde ön Türk toplumları yönettiğini biliyorlar mıydı bu yazarlar? Metler örneğin. Evet. o ayrı ama o çok eski bir olay. Dönelim gelelim. Ben nereden öğrendim? O kalan Türklerden. Ya o, eski bir olay. o çok eski bir olay. Evet. Ben nereden Ben İran'dan öğrendim. Tebriz'de. Evet. Tebriz'e ilk gidişimde bir evde. Babek'in evinde. Babek bir delikanlı. Babası İran-Irak savaşında şehit düşmüş. Kor generalmış. Şu İran'a bak ki teğmen olan şehit pilotu kor general yapmışlar. Hı hı. Öldüğü halde. Evet. Yani Babek'in babası teğmenken ölmüş hı hı. ama İran demiş ki diyor ki bugün de diyorlar şehitler ölmezse bunun bir anlamı olmalı. Ölmeyen terfi eder. Ve arkadaşları nasıl terfi etmişse Babek'in babasını da terfi etmişler. Ve Babek, Tebrizli Türk Babek, <laughs> kor general maaşı alıyordu. Annesiyle birlikte güzel bir dirlik sürüyorlardı. Bu çok akıllıca bir iş. Türkiye'de de salık veririm. Kesinlikle. Yani şehit olan kamu görevlileri ölmemiş olmalı ve terfi etmeli ki yani savaşan şöyle düşünsün. Ben ölürsem arkada kalanlar sıkıntıya düşmezler. Bu çok önemli. Babek'in evinde bir akşam yemeğinde Tebriz'in aydınlarını topladılar. Tebriz'in aydınları. Yani işte milletvekilleri, bölge milletvekilleri, yazarlar, şairler çok büyükte bir salonu var, evinin salonu evet. var. Yemek yedik. Orada şiirler okuduk. Ben de Azerbaycan Türkçesinden şiirler okudum. Sorular sordular, cevaplar verdim filan. Evet. Ama bir yere geldi ki iş ister istemez Halaç Mansur'a geldi. Halaç Mansur'a geldi. Bakın Halaç Mansur'a geldi. Hallaç değil. Evet. Halaç evet. Mansur'a geldi. Ve onun Türk olduğunu söylediler. Ben şaşırdım. Ben şaşırdım onlar da şaşırdı. Evet. Bilmiyor musunuz siz dediler. Yok biz bilmiyoruz. E nasıl bilmezsiniz? E, Türkiye'deki anlatımda bu yok. Dediler ki Beyzalı'dır. Beyza. Yani biliyoruz zaten. Yani bu kitaplarda da. Hı -hı. Beyza olduğu yazılı. Beyza'nın Tur kasabası var. Tur. Evet. Tur. Türkçe isim. Tur Türk. Tur Türk Türk Türk. Yani <laughs> Turan Türkler. Evet. Evet. Tur kasabasında. Evet. Ve yine dediler ki bugün de bugün bile orada Halaç Türkleri yaşıyor. Halaç Türkleri bugün orada yaşıyor. İsfahan ile... hocamız. Yusuf Halaçoğlu'nun halaç, soyadı Halaç'tan geliyor ama <laughs> doğrusu geldi. Halaç mıdır? O aslında e, Afşar'dır yani Afşar Türklerindendir ama soyadı öyle alınmış. Evet. Olabilir. Halaçlar çok büyük bir Türk evet. topluluğudu Devlet bile kurmuşlardı tarihte. Dolayısıyla bugün bir de halaç, Halaçlılar yaşıyor. Dolayısıyla Halaçlı olduğu için adama Halaç denmiş ama bir süre sonra bu unutulmuş. Çok defa bilimde yapılan büyük bir yanlış vardır. Sözcükten sözden bilgi üretirler. E bu halaç dendiğine göre hallaç olmalı. Hallaç da ne? Pamuk. Pamuk adam. Atan. Aslında hallaç pamuğu çekirdekten ayıran evet. kişilerdir. Yani şöyle döve, döve bir alet vardır. Döve döve atarlar filan. Dolayısıyla hallaç filan değil. Evet. Halaç. Bunu Yaşar Bey'e rahmetliye söylediğim zaman çok sevindi. Bundan sonra düzeltirim artık dedim. Ya yani <laughs> O da sevindi çünkü Yaşar Bey'in bir Türkçü yanı vardı. Vardı. Yani. Evet. Şimdi demek ki Türk olduğunu kimden öğrendim? Evet. Ben Tebrizlerden evet. öğrendim ve anlatmaya çalışıyorum ki birçok Türkiye'de böyle içimize kapanmışız. Dışarıdaki bilgilerden haberimiz yok. Evet. Hallaç, hallaç deyip duruyoruz. E hallaç ne babası hallaçmış yok böyle bir şey. Babası da hallaç falan değil. Mesele anlaşıldı. Evet. Peki Mansur'un Türk ulusu bakımından önemi nedir? Ha, önemini de hem Masiyon hem de Yaşar Bey söylüyorlar. Söylenen şu, Türkler Müslüman olmalarına özel bir önem veriyorlarsa, cümle öyle kuruluyor. Türkler Müslüman olmalarına özel bir önem veriyorlarsa bilsinler ki bunu Mansur'a borçlular. Diyor. Ama ben bunu düzeltiyorum. Luymasiyon diyor bunu. Luymasiyon da diyor, Yaşar Bey de diyor. Yani Yaşar Bey deyip durduğum Yaşar Nuri, Yaşar Öztürk. Nuri Öztürk. Çok değerli bir kişiliktir. Yani e, İslam konusunda da Kur'an konusunda büyük da de. doğrusu evet. büyük alimdir. filan e, Ve çok mücadele etti. Hı hı. uğraştı ve kendine göre Görevli anladığı yaptım. kadarıyla evet. doğru İslam'ı anlatmaya çalıştı. Doğru İslam anlatırken işte Mansur'la başlayabiliriz. Bakınız, Türklerin aslında Müslümanlığı iki koldan oldu. Evet. Türkler iki yönden Müslümanlıkla tanıştılar. Bu çok önemli. Neden Türklerin hem mekan olarak hem zaman olarak iki ayrı İslam anlayışına sahip olduğunu ancak böyle anlayabiliriz. Bu kadar açık anlatılmıyor. Değerli izleyiciler, şu anda anlatılacak, anlatacaklarım Türkiye'de hiç bu açıklıkla anlatılmadı. Evet. Dinliyoruz. Ben anlatıp duruyorum ama galiba kapalı anlatıyorum. O da şu. Türkler İslam'la önce Emevi Abbasi İslam ile tanıştılar. Emevi Emevi deyip duruyoruz. Emevi İslamı başka bir İslam'dır. Bir defa onu söyleyelim. Nasıl bir İslam? <laughs> yani İslamı nasıl bir İslam? Tam söyleyeyim. Emevi İslamı İslam'ın mücadele ettiği peygamberin gelmesine neden olan Mekke'de ve çevresinde bir din vardı. Dinsiz değillerdi. Dinleri vardı. Bugünkü gibi de kılarlardı, oruç tutarlardı, hac yaparlardı, bugünkü gibi. Hı hı. Bugün yani Müslümanların, bilhassa Sünni hı. Müslümanların yaptığı gibi yaparlardı. Ama putperesttiler. Ha, ama putperest oluşu niye önemli? Tabii bu işin bir başka. Putlar yoluyla, putları kullanarak bir sömürü düzeni vardı, hı hı. zulüm düzeni vardı. Hı hı. Yani dinin kendisi de zulmün bir aracı, bir gereciydi. Evet. Bunun iki büyük temsilcisi vardı peygamberin döneminde. Bir nevi Mekke koalisyonla yönetiliyordu. Temsilcilerinden birisi peygamberin amcası olan Ebu Leheb, Alev'in babası. Peygamberin amcası. Anadan ayrı, babadan bir. Amcası. Bir diğer amcası Ebu Talip. O diğer amcası öz amcası, o başka Ebu Talip. Hep peygamberin yanında oldu ve Hı -hı. peygamberin yolundandı. Onun inancındandı. Hı -hı. Ya Müslümandı yani. Ebu'yla hep karşı, muhalif olan. O düşmandı. düşmandı. Niye? Çünkü o kayınbiraderi Ebu Süfyan'la birlikte. Hı -hı. Ebu Süfyan'ın bacısı, kız kardeşiyle evliydi. Hı -hı. Ebu Süfyan Ebu Ümeyye oğullarının, Emevilerin lideri, Emevilerin lideri daha Emeviler Ümeyye oğulları Emeviler demek. Evet. Ya yani daha devlet filan kurmamışlar ama Anladım. Mekke'yi yönetiyorlar peygamberin gençliğinde. Evet. Peygamberin peygamber olduğu dönemde de. Hı, hı. Ha buradaki incelik şu. Fakat oğullarının temsilcisi olan Ebu'l-Heble birlikteler. Hı hı. Birlikte sömürüyorlar Mekke'yi ve evet. Arapları. Rant düzeni. Rant düzeni ve ilginç rant düzeni. Hı hı. Yani Oradan buradan gelen Araplar hacca geliyorlar evet. ya da umreye geliyorlar. O hepsi var o zaman. Hediyeler getiriyorlar. Mabede bağışlarda bulunuyorlar. Hatta bazı kadınların heyecandan karşılarında uzayı falan görünce putları çünkü hep onu düşçesini kurmuşlar. Düşünü görmüşler. Görünce böyle heyecana gelip kendilerini yerden yere atıp kulaklarındaki küpeleri yırtıp attıklarını, bileziklerini attıklarını falan söylüyorlar. Evet. Yani yağmur gibi hediyeler yağıyor. Bu hediyeleri alıyorlar. Hı. Bu çete yani Ebu Leheb ile hı hı. Ebu Süfyan'ın çetesi tabi başkaları da var burada. Yani sömürü düzeni kuranlar tek başlarına yapmazlar. Hı hı. Dallı budaklı olurlar. Gasp diyebilir Hep miyiz? Böyle. Yok, bu. gasp değil. Hı. Gasp zor almıyorlar. Zor almıyor. Zorlar mı? Sömürü, din Alın. sömürüsü. Manipüle ederek alıyor. Din sömürüsü. Evet. Ya yani din var, onun sömürüsü. Evet. Onlar alıyorlar. Niye alıyorlar? Çünkü onlarla haremiğini işte zemzem kuyusunu Kabe'yi falan bakacaklar. Hac işlerini örgütleyecekler falan yani gerekçesi var yani. Sonra ne yapıyorlar? Sonra o paralarla iki kervan, o mallarla hı hı. iki kervan bir. Yemen'e bir Suriye kervan düzüyorlar o kervanlarla da büyük paralar kazanıyorlar çok paralar oluyor bu sefer para satmaya başlıyorlar ona ne diyoruz tefecilik, tefecilik. Diyoruz. ve geçerli olan hamurabi kanunları gereğince hı hı. kanun var evet. hamurabi kanunları hı hı. hamurabi kanunları gereğince borçlu borcunu ödemezse çocukları alacaklığının oluyor ama ilginçtir, Hamurabi Kanunları'nda üç günlüğünü oluyor, fakat onu da bozmuşlar. Araplarda sürekli oluyor. Böylece borçluların çocuklarını alıyorlar ve satıyorlar hmm. köle olarak. Hmm. Uygun kızlarını ise Kabe'nin arka sokaklarındaki genel evlerde sermaye olarak kullanıyorlar. Oradan buradan gelen zengin Araplara, Bedevilere, şunlara, bunlara aylığına, haftalığına, gündüğüne, saatine satıyor. Diri diri gömüyor. Lüks şeyler böyle. Diri diri gömmek bundan bu. oluşuyor. Yani olay sebebi var. Evet. Yani Mekke'de bu diri diri gömme işi var. Kur'an bile anlatıyor. İki, i̇ki yönlü de olmuş diri diri gömme. O başka bir türlü. Evet. O gömmekten daha beter. O yüzden hı hı. bir takım babalar Hatta bazen analar... Kur'an'da bir ananın gömdüğüne dair de bir olay anlatılır. Sormayın. Üç tane şey, oğlu oluyor, yaşamıyor. Dördüncü kız olunca onu gömüyor ana. Cehaletten. Evet. evet. Ama sebebi var. Düzen. Düzen bu. insanlık dışı eyleme yöneltiyor. O yanlış yaptığının farkında değil. Böyle bir berbat evet. iş. Şimdi ne oldu peygamber ortaya çıktı adalet için eşitlik için köleliği ve cariyeliği kaldırmadı ama köle ve cariyelere haklar verdi hmm. yani ve bazı şeyleri yasakladı söz gelimi cariyelerin bu şekilde kullanılmasını yasakladı hmm. onların fuhşa teşvikini Kur'an yasakladı fuhşa teşvikini onun yasakladı. yerine nikahlayım mı dedi Yok öyle bir şey de demedi. mi Nereden çıkardın şimdi? Hani Kur'an'da 3'er, Kur 5'er tane alın. O cariyeler için değil ki bu. Kim için? O ev, evlenecekleri kadınlar için. Hürler için. Hür kadınlar için. Kadınları. Cariyeler için hiçbir zaman şeriatta hmm. nikah gerekmemiştir, rıza gerekmemiştir. Hmm. Gerçeği konuşalım yani. E, odalık mı yani bir nevi? Neyse işte. Neyse. O kullan, kullanıyorlar. Evet. Siz çok... iyi niyetle böyle hemen nikah yaptınız. Da öğrenmeye çalışıyorum. Peki. Sayın <laughs> Güzel sorular. Evet sorularınız açıyor konuyu. Yani şeriat denilen iş aslında düzeltilmiş haliyle bile düzeltilmiş hali Arap töresidir. Onu demek istedim. Tabii. Ben de. Dolayısıyla Arap töresi söz gelimi. Peki Mansur'un İslam'ı nasıl bir İslam? Ha, ha. Emevileri anladık. Şimdi yo daha anlamadık. Anlamadık. Yo. Çünkü Emevi İslam'ıyla Emevi İslam'ı aslında yani Ebu Süfyan'ın ve Ebu Leheb'in dininin dinlerinin diriltilmesidir. O din diriltilmiştir adına İslam demiştir. Buna da Ama istim. zulüm, soygunculuk, din istismar hepsi devam etmiştir. Ama namaz falan vardır bu arada. Hı -hı. E, namaz önceden de vardı. Hı -hı. Namaz ama mesela önceden Luta, Menata, Uzda'ya Hübele dönüp ona secde diyorlardı. Şimdi Allah'a secde edeceksin denildi ama söz gelimi Emevi devletinin kurucusu Muaviye'nin oğlu Yezid namaz kıldırırken İslam'la alay eden şiirler okuyup sarhoşken namaz kıldırırdı. Bu da tarihen biliniyor. Evet. Ha, şimdi bu Emevi İslam'ıyla Türk karşılaştı. Ne zaman? 705 daha önce de karşılaştı ama yoğun bir biçimde hı hı. 705'te. 705'te eee o zamanki Emevi hükümdarı Abdülmelik, sonra Velid döneminde bir Irak valisi var. Haccacı Zalim. Oh, öyle var. bilinir yani tarihte. Haccac bin Yusuf. Hmm. Ama Haccacı Zalim diye. Takmadı. Öyle, hak, yani öyle hmm. Zalim bir adam. Onun ve yine halifenin tayin ettiği bir ordu komutanı vardır. Horasan valisi olarak atandı o da. O da Kuteybe bin Müslim adında bir sergerde, bir serseri. Başarılı da bir e, asker tabi bu arada ama e, zalim bir asker falan. Şimdi bir, bir arkadaşımız bu da öldü rahmet olsun. Zekeriya Kitapçı. E, Arap kaynaklarından yaralanarak bu Kişinin ve bundan sonra gelen kişiler. Yani Emevi Arapların 705 yılında Ceyhun nehrini geçip Ceyhun dediğimiz nehir Ceyhun da deniliyor. Turan ile ara Ayran nehirdir. Onu geçip Türklere saldırmasını anlatıyor. Ama Türkler de o zaman bölünmüşler. Göktürk devleti parçalanmış, şehir devletleri kurulmuş. Devret, devlet, devlet. Buhara ayrı devlet, Baykent ayrı devlet. Daha başkaları da var. Birbirleriyle de uğraşıyorlar falan yani. Zayıflar yani. Evet. Bu zayıflıktan yararlandı ve önce Baykenti, sonra Buhara'yı, Semerkant'ı aldı. Aldı nasıl? Aldı? Zorla aldı. Türkler direndiler. Direndiler ama gelenler çok kalabalık. Bir de çok hırslı. Niye yağmaya geliyorlar? Din yaymaya falan değil. Yağmaya geliyorlar. Ne yap Baykent çok zengin. Adı bile Baykent. Zengin şehir. Evet. Giden gelen kervanlar ve tüccarlar anlatıyorlar. O şehirde mücevherler, şunlar bunlar. Ağızlarının akıyor. Ağızlarının Kızlar çok güzel, kadınlar çok güzel falan böyle. Dolayısıyla geldiler. Korkunç bir zulüm, kıtal, öldürme, katliam, soykırım, yağma, ne varsa alıp götürdü ve vandalizm yani kitapları yaktılar, heykelleri Afganistan gibi. heykelleri parçaladılar, gibi. heykelleri Çok benziyor. Taliban gibi. Taliban'la hiç karşılaştırılamaz bile. Daha kötü. Siz tam tasavvur edemediniz. Daha kötü ne? Taliban birkaç kişi alıyor satıyor falan. Bunlar öyle değil. Bir şehrin kadınlarını, kızlarını alıp götürüp satıyorlar çocuklarını alıp götürüp satıyorlar. Soy Araplar emeği Araplar Türkiye bunu yaptılar. Soykırım o zaman. Dolayısıyla kim ki Muaviye'yi hazret ediyorsa ne diyeyim ben ona? Ne diyeyim ya? Muaviye'nin takımı bunlar. O zaman onun torunlarında. Evet. Şimdi, şimdi efendim korkunçülük yapıyor. Evet. Hiç bugün hiçbir örnekle bunu anlatamazsınız. Hı hı. Ne Taliban, ne İshid, ne başkaları. Emin olun Buradan ve haberi bu, anlatıyor. Sayın Bakanım Talkan ve Cürcan katliamı. Talkan, Cürcan, Baykent. Evet. Ve öyle ki hı, hı. cellatlar kesmekten yoruluyorlar. Boyunlarını iplere takıp böyle uzun kilometrelerce Ağaçları ağaçlı asıyorlar. dallarını asıyorlar. Evet. Ve Biruni diyor ki bu katliamları anlatırken Araplar Orta Asya'da öyle bir yıkım yaptılar ki bir uygarlık yok oldu sanki hiç yaşanmamış gibi oldu. Bir onu büyük tarihçi. Evet. Şimdi bu İslam Emevi İslam'dır İslam. ama bir süre sonra bir süre sonra, tabii Türkler direniyor. Dolayısıyla Arap müstevileri baktılar ki sadece talan yaparak kadınları, kızları şunlar bunlar alıp götürüp cariye diye satarak Zorla çünkü neticede bütün Türkler şehirlerde yaşamıyor. Hı hı. Bir de kırlarda yaşayanlar hı hı. var. Yani göçe, göçebe yaşayanlar hı hı. var. Göçebe yaşayan da var şehirde yaşayan da var. Hı hı. Göçerler var. Göçe, göçebe olmasa bile göçe konar göçerler var. Konar göçer. Dolayısıyla bu sefer değiştirdi, taktik değişti. Zorla Müslüman yapmaya kalktılar. Hı. Zorla. O zaman zorla Müslüman olanlar var. Bir de Bravo. Gönülden Hah. Müslüman olan. Şimdi ortaya çıktı, gerçek. Türklerde bir zorla Müslümanlık vardır. Buna bunun adına Arap Sünnili diyebiliriz. Hı hı. Zorla da. İkinci zorlama tabii Sultan Selim'le oldu Anadolu'da. Biliyorum. Sultan Selim de buradaki Alevileri yani Türkmenleri zorla sünnileştirdi. Öldüre öldüre, korkuta korkuta. E bugün geriye kalanlar Sultan Selim ve sonraki Süleyman'da da bu devam etti. Sonraki dönemlerde işte bataklıklara kaçanlar, yani Osmanlı'nın ulaşamayacağı yerlere kaçanlar, işte dersime kaçanlar, dersime çok Türkmen kaçtı, bir kısmı da orada dilini değiştirdi filan. Efendim dağlara kaçanlar, yani Köroğlu, da Osman, Osman, evet, Osmanlı, Osmanlı evet Osmanlı'nın ulaşamayacağı yerlere kaçanlar. Evet dağlara. çıktı. Bugün onlar bir süre sonra. Onlar işte ortaya çıktı. Var olanlar onlar. Hı hı. Ee, ovadakiler, ovadakiler zorla Sünnileşim. sünnileşti. Zorla sadece zor tabii biraz da Sultan Selim'in Mısır'dan getirdiği Mollalar. Mollalarla. Şimdi hı hı. bu bir İslam. Bir, i̇kinci İslam ise Mansur'la geldi. Peki Türklerin İslam öncesindeki, dinler öncesindeki evet. inançlarıyla evet. Mansur'un İslam'ı arasındaki benzerlik tamam. nedir? Tamam, onu da söyleyelim. O, o gönüllü İslam Mansur'la geldi. Çünkü Mansur'un anlattığı da sanki eski Türk inancını anlatıyormuş gibiydi. Bir de Mansur'un çok kerameti vardı. Mansur 9. Evet. yüzyılın sonları, 10. yüzyılın başında. Hı hı. Yüzlerce, yüzlerce müridiyle. Bazen elli, bazen dört yüz filan diyorlar. Dolu budaklı adam Mansur. Çok etkili. Yüzlerce müridiyle doğudan girdi. Yani Kuteybe batıdan gelmişti bu Emevi İslamı. Buna mukabil Mansur İslamı doğudan geldi. Güneyden ve doğudan geldi. Güney doğudan diyebiliriz. Geldi ve daha çok da Doğu Türkistan dediğimiz bugün hı hı. ve bugün Uygur Türklerinin yaşadığı, Sincan. dokuz oğuzların yaşadığı hı hı. ve daha Müslüman olmamış Müslümanlık girmediği bölgeye girdi. Orada İslam'ı anlattı. İslam anlatırken bu arada Mansur İslam başka bir İslam. Yani Emevi İslamından hiç ilgisi Aslında yok. Aslında bir başka dini anlatıyor. Sanki bir başka dini anlatıyor. Mansur sanki başka bir sevgi dini anlatıyor. dinini anlatıyor. Sevgi, insanlık, eşitlik, adalet. Çünkü Mansur'un İslamı bu. Bir görmek. Evet Hoş ve göre. vahdet tabii. Evet. Bunu an, tabii. Evet. Bunu anlattı ve 200 bin çadır halkının çok kısa zamanda 200 bin çadır çok önemli bir rakamdır o güne evet. göre. Mansur'un İslamını benimsediler. <laughs> Mansur İslam'ı ile Karahanlı Devleti kuruldu. Karahanlı Devleti Alevi bir devlettir. <laughs> Şii diyorlar. Hayır. Alevi devlettir. Ama sonradan o Karahanlı Devleti de sonradan Samani Devletini yıkıp Samani yanı, Samani şehirlerini ülkesine katınca bu sefer fıkhi İslam'da öğretilmiş oldu. Hı <laughs> hı. Samaniyan devletinin bugünkü devamı taciklerdir yani tacikler oluşturan devlet Samani devletidir hı hı. Dolayısıyla biz Türkler yani şeriatın bir takım kurumlarını Araplardan değil taciklerden aldığımız şeriat dediğimiz burada hukuki şeriat değil dini şeriat ikisi farklıdır Evet yani namaz o yüzden Tacikçeden gelmiştir. Hmm. Arapçada yoktur, Kur'an'da da yoktur. Peygamber sözü Tacikçeden gelmiştir. Kur'an'da yoktur. Taci Arapçada yoktur. Abdest el suyu demek. Yani tacikçeden gelmiştir. Kur'an'da yoktur. Evet. Hala biz onları kullanıyoruz ama çok ilginçtir Farslar. Mesela peygamberden çok resul derler. Hı, hı. Abdestten çok Teharet derler hı hı. falan filan. Şimdi demek istediğim burada Mansur İslam'ının farkı neydi? Mansur İslam'ında insanlık vardı, eşitlik vardı, adalet vardı. Hı hı. Yani <laughs> İslam'a çok büyük hizmet etmiş. Tabi. Böylece Türkler Mansur. Türk Müslümanlığı öyle oluştu. Hı hı. Türk Müslümanlığı Karahanlılarda oluştu. Bu Osmanlılara geçti. Hı hı. Timurlulara geçti, Babürlere geçti. Türk Müslümanlığı geldi. Evet. Ama sonradan Selçuklularda ise Selçuklularda çok fazla öyle dindarlık falan yoktur. Selçuklularda ama Fars, Fars etkisi yani çok ilginçtir. Selçuklularda Fars etkisi Farslar sünniydi. Hı. Mesela Gazali eşari sünni hem de. Kop koyu bir sünni. Dolayısıyla yani tarihin bu oluşumlarını bizim tarihçiler de tam göremiyorlar. Evet. Çünkü tarih felsefesiyle bakamıyorlar. Hı hı. Yani mesela Selçuklu'nun devamı zannederler Osmanlı yı. Değildir. Değildir. Coğrafi olarak devamıdır ama Osmanlı Karahanlıların devamıdır. Hı. Çünkü Karahanlı inancında olan Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli ve burada da zaten var olan Türkmenler Osmanlı Devleti'ni kurdular. Doğru. Karahanlı. Oranın için orada insanlık vardı Türk töresine göre kurdular. Bilim vardı. Şimdi farkı geldi Türk töresine evet. göre. Sizin sorunuz şuydu. Peki Türk in inancıyla Mansur'un Dinler ama... öncesi Türk inancıyla Mansur'un inancı, ile Mansur inancı evet. arasında bir benzerlik görüyorum. %100. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Dinlere girmeden önce Türkler varlık birliğine inanıyorlardı. Gök dedikleri Evet. Sonsuz varlık. Çünkü gökü tarif ederken bayat ve bengü diyorlar. Evet. Başlangıcı olmayan, son olmayan. Son olmayan. Sonsuz gök. Türkler bunu daire içinde artı işaretiyle. Evet. Sonsuz o, o işaret sonsuzluk işaretidir. Evet. Ee, böyle görüyorlar ve ee, Türkler her görüntünün, her o, o, olayın, her görünenin ya insanlar, hayvanlar, ağaçlar, doğa, yıldızlar ve güneş ve ay hepsinin Tanrının bir görüntüsü olduğuna inanıyorlar. Ve Tanrının hepsini kapsadığını evet, biliyorlar. Ama kuşaklığı. aynı zamanda Tanrının gizemi ve nuru da hepsinin içinde. Evet. İnsanın da Tanrının ışığı olduğunu biliyor. İnsan tabi Tanrının yeryüzündeki en görkemli görüntüsü. Evet. Ama sadece insan değil bütün ağaçlar Ama da en öyle. fazla tecelli. En fazla insan ama gökten gökteki en yararlı, en keskin yeryüzüne Tanrının görüntüsü de güneş. Evet ve ay evet. geceleri. O yüzden Güneş'e ve aya Mansur da hak tecelli diyor. ettiği için eminim çok güzel anlatıyordu. E, Mansur'da Mansur da tabii enel Hakk'ı anlatıyordu. Evet. Bir de Mansur'un tabii çok önemli bir yönü onu da söyleyelim. Mansur evet bir mutasavıftı. Hı hı. Bir din bilginiydi. Doğru. Doğru İslam'ı anlatan bir kişilikti. Doğru. Bunun içinde de Ali yolundan geliyordu. Hı -hı. Aliciydi. Bugünkü anlamıyla söylersek Kendi Aleviydi. Biçimini Ali'de gördü. Tabii Ali'de gördü. Yani oraya da girebiliriz. Bir gün sizinle bir Ali'yi derin konuşalım. Tamam. İmam Ali. Çünkü Hı -hı. çok sati anlatılıyor. Hı -hı. Ali'nin bilginliği falan anlatılmıyor. Evet. Evet. Ali'nin vahdeti vücuda inandığı anlatılmıyor. Evet. Evet konuşulmuyor. Bizim gibi derin araştıranlar biliyor. Evet. Evet. Şimdi dolayısıyla efendim şöyle söyleyelim. Ama Mansur aynı zamanda bir siyasetçiydi. Hı hı. Siyaset dediğimiz şu. Ya parti falan kurmuş değil. değil. Baş olma hırsı da yoktu. Hı hı. Sadece döneminin bozuk düzenine karşı hı. mücadele ediyordu. Sizin gibi. <laughs> Sizin gibi. <laughs> Benim gibi mücadele ediyordu. <laughs> evet. Ve o bozuk düzene müca karşı mücadele ederken adalet istiyordu. Eşitlik istiyordu. insanlık istiyordu. Dürüstlük istiyordu. Bunlar için mücadele ediyordu. Evet bir ara verelim sonra devam edelim. Değerli izleyiciler. Halacı Mansur'u konuşuyoruz. Halacı Mansur'un hallaç değil halaç Türklerinden olduğunu benim Tebriz'de öğrendiğimi söyledim. Bu bir gerçek. Bugün Beyza'da, bugün de Tur'da, o bölgede Türkler yaşıyor. Hala Türkleri yaşıyor. Zaten Beyza dediğimiz yer, İsfahan'la Şiraz arasında, Şiraz'ı da bugün yine büyük bir Türk Kaşkay Türk topluluğu yaşıyor. Evet. Kaşkayla. Evet. Evet. Şimdi Peki, Sayın Zeybek, evet. gerçek adı Hüseyinmiş evet, Mansur'un. Hüseyin. Sizin evet, bu aşk yolu Hüseyin. kitabınızdan öğrendim evet, bunu. Hüseyin. Ee, şöyle bir şey geldi aklıma. Hem gerçek adı Hüseyin olan Mansur'un katledilmesi, hem de İmam Hüseyin'in şehit edilmesi arasında bir Benzerlik var mı? İkisi de şehit tabii. Evet. <laughs> tabii. Enel Hak şehitleri. Tabii Enel Hak şehitler. Bununla birlikte çok ciddi bir benzerlik şu. Evet. Yani bu Hazreti Hüseyin niye şehit edildi? Hazreti Hüseyin dönemindeki Emevilerin Emevilerin kaldırdı. en kötüsü olan Yezid'in Hı. zulmüne karşı baş kaldırdı. Baş olmak için değil. değil. Bunu yanlış söylüyorlar. Niye? Çünkü bu Emevi dini İslam'a karşı bir dindi. Hı. Bu dinde soygunculuk vardı, zulüm vardı, sefaat vardı. Evet Saraylar vardı. Saraylarda cariyeler, oğlanlar, şunlar bunlar bir de oğlanlar biliyoruz, yani. Biliyoruz, biliyoruz. Evet. Böyle bir şey vardı. Halkın parasıyla ve halk sömürülüyordu. Z halk baskı altındaydı. Buna karşı mücadele etti. Evet. Ve sonunda da şehit oldu Kerbela'da. Aynı şekilde Hüseyin bin Mansur, yani Mansur'un oğlu... Hüseyin de aynı şekilde. Kaderleri benzedi. Aynı. Zulme karşı mücadele etti. Ve o zulme karşı mücadele ederken zalimler hı hı. ama adına sünni İslam dedikleri İslam adına hı hı. bu gerçek İslam'ı şehit ettiler. Nasıl Kerbela'da İslam'ın özü gerçeği evet. onu Hüseyin temsil ediyordu. O neydi? Adaletti, eşitlikti, insanlıktı. Evet. Buna karşılık. Zulüm dini, sömürü dini, sömürü dini olan Emevi dini nasıl Hazreti Hüseyin'i şehit ettiyse bunun gibi Abbasiler de aslında Emevi dinini sürdürmüşlerdir. Evet. Yani Abbasiler öyle farkları vardır ama hı hı. sütten çıkmış ak kaşık değildirler. İşte onlar da başka bir Hüseyin'i şehit ettiler. Peki evet. Mansur'u ölüme kimler sürükledi? Evet, işte Mansur'u ölüme sürükleyenler, o sömürü düzenli kuranlardı. Mansur'un yaşadığı dönem Abbasi hükümdarı adı Muktedir olan bir kişinin yaşadığı dönemdir. Bu 10'lu 10 on değil tabii 9. yüzyılın sonu 10. yüzyılın başlarıdır. Evet. Bu dönemdir yani. Bu dönemde Muktedir adında çok da muktedir olmayan hmm. bir padişah var. Hmm. Şimdi diyecekler ki <laughs> ya o padişah değil ki halife yok canım ne halifesi ya. Basbaya padişahtır onlar ya. Yani. Halife diye bir şey yoktur. Hı hı. Uydurmadır ama kendilerini halife diyorlardı. Evet. Tarihlerde de halife diye Kesinlikle. geçiyor. Muktedir diğer işte Emevi, Abbasi hükümdarları gibi sarayında binlerce cariye. Binlerce cariye. Çatafant. Şimdi taze olan diye yazıyor kaynaklar da onun ne olduğunu ben bilmiyorum. Hı. İsraf. Taze olan niye? olanların Oğlanların ne işi var? Neyse. İsraf. Yani bir sevgilisi var. Muktedir'in Rum asıllı, Bizanslı bir sevgilisi var. Hı. Ona değeri paha biçilmez hediyeler ve bir, bir yakuttan takı veriyor falan. Serpiyorlar yani. Böyle bir şimdi bir taraftan da onun bir baş veziri var. Hamit adamın adı Hamid. baş vezir. Vezirleri var. Öyle bir düzen kurulmuş ki baş vezir çok zengin. Çalıyor, çırpıyor, büyük servet yığıyor. Hı hı. O servetle de halifeye diyelim hediyeler veriyor. Cık, bana hediye. Ya hediyeyi nereden getiriyor? Ticaret yapmış, kazanmış mı? Üretmiş, Üretim yapmış, ziraat yapmış da kazanmış mı? Hayır. Osmanlı'nın son, son dönemine benziyor. Niye Osmanlıya kadar geri gittiniz ki? Neyse, girmeyelim. Yok, girmeyelim. Girmeyelim, evet. <laughs> girmeyelim, evet. Şimdi devam ediyorum, evet. <laughs> devam ediyorum. Hamit adlı bu başbakan, başbakan ya yani bugünkü tabirle başbakan, Hı -hı. hani vezir deniliyor ya, Hı -hı. tam anlamıyla bir soyguncu ve e, e, zalim. Bu arada yargıyı falan da kendisine bağlamış. Oo. Ve bir takım kukla yargıçlar yargı düzeni de kendine bağlamış. Günde 500 tane fetva. Kukla yargıçlar ne isterse hemen hı. yerine getiriyorlar hı. falan. Böyle bir düzen. Halk sefil. Halk perişan. Halk iyice perişan olsun diye de malların değeri arttırılıyor. Enflasyon. Hı hı. Korkunç bir enflasyon. Yani gelirler ve servetler arasında öyle bir Adil olmayan bir denge, halk sürünüyor ama birileri de her türlü lüks ve israf içinde yaşıyorlar. Düzen bozuk. İşte bu bozuk düzene karşı Mansur baş kaldırır. Baş kaldırıp ne yapıyor? Baş kaldırıp isyan çıkaranlar var. Bir zengi hareketi vardır Hı. o dönemlerde. Yani zengi köleler ve onlara katılanlar diğer Arap Bedevi Araplardan falan da hayli uğraştırdılar Abbasileri. Sonra Karmatiler var. Hı hı. Karmatiler de aynen Mansur gibi, Mansur gibi mücadele eden bir akım. Çok ciddi bir akım. Karmatiler Mansur de, Karmati midir? Işte, <laughs> Mansur Karmati diye <laughs> okumuştum ben onu. Da. Ama hı. Mansur doğrudan doğruya Karmatilerin içinde değil. Hı. İşbirliği halinde. Ya onlar Mansur'dan, Mansur'un düşüncelerinden yararlanıyorlar. Hı hı. Onun anlatımlarından yararlanıyorlar. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Şeyh Bedrettin ile Torlak Kemal, Börklüce Mustafa'nın başlattığı o Türkmen baş kaldırısı arasında ilişki neyse Mansur'la Karmatiler arasındaki ilişki de budur diyebiliriz. Benzer. Anladım. Ama doğrudan doğruya bir eylemi yok. Hı hı. Yani bir eylemi çünkü Karmatiler eylem adamları. Evet. Ama Karmatiler aynı zamanda bilim adamları. Yani karmatiler kazansaydı İslam tarihi başka türlü olurdu. Karmatilerin ihvan-ı sefa var ki bugün bile doğrusu ibret okunacak felsefi ve bilimlik bir takım yayınlar. Yazarı belli değil. Karmatilerin böyle bir özelliği var. Yazarlar da belli değil. Karmati liderler de gizli. Ama şehirler kuruyorlar. Devlet içinde devlet kuruyorlar. Efendim Yargıçları var, çok adil bir düzen kuruyorlar ve Karmati düzeninde kadınlar erkeklerle aynı hakkı sahip. Bak şimdi. Öztürk onlar o zaman. Değil. Değil, <laughs> değil mi? Değil, hayır. Türk değil onlar. Türk yok orada. İşlerde Türkler var ama çok başka halklar var filan. Yani <laughs> yani bir Karmatiler. Karışık bir şey. Bu anlamda Türk diye. Karmati, karma karışık. Karmat diye bir adam var, ondan ötürü ha, Karmati ondan diyorlar. <laughs> evet. Dolayısıyla. E, bir, karmatilerde kadın erkek eşit. İki, herkes çalışmak zorunda. Herkesin işi olacak. Küçük çocuklar bile görevlendiriliyor tarlalardaki tarlalara gelen e, kargaları kovalayacaksınız falan gibi. <laughs> Efendim, herkes çalışıyor. Çalışmak ve e, eşit dağıtılıyor. Birlikte üretiyorlar. Yani bir nevi dönemin sosyalizmi. Şimdi İslam Solidarizm sosyalizm. geldi aklıma. Evet, bir nevi sosyalizm evet. ya, yani bir tür sosyalizm. Dayanışma. Zaten onları komünist olarak da Hı. suçlarlar birileri, Karmatiler. Evet. Karmatiler ne istiyorlar? Adalet istiyorlar, eşitlik istiyorlar, insanlık istiyorlar ve Karmatiler Alici ve Ehlibeytçi. Yani Karmatiler bugünkü Türk Aleviliğinin kökenlerini bir bakıma da Karmatilerde bulmak mümkündür. Peki Mansur'un mezhebi var mıydı? Varsa neydi? Me, yani mezhep dediğiniz şey e, daha çok fıkhi akımlarla ilgilidir. Mansur gibi insanların Ahmet Yesevi gibi insanların, Bedrettin gibi insanların mezhebi olmaz. Hı. Yolları olur. Hı. Onların yolları vardır. Ali'nin yolu. Yani yoldur. Ali'nin yoludur. Aklın yoludur. Evet. Ya yani Bir de onlarda akıl ve bilim çok önemlidir. Tabii. Dolayısıyla ya yani birileri söz gelimi Mansur'a Sünni hayır değildir. Şii evet. o da değildir. E, Alevi diyorsun Alevi çünkü Alevilik mezhep değildir. Kesinlikle. Bir yoldur o bakımdan. Evet Mansur Alevidir. O yüzden zaten Aleviler Mansur'a sahip çıkarlar. Mansur Dağı diye e, bir işlem vardır Alevi cemlerinde ve Mansur'dan çok söz edilir. Yani burada tabii şunu söyleyeyim. Ee, sorularınız sorularınızda var mı bilmiyorum. Siz çalıştığınız sorular hazırladınız. Evet. Ama Mansur Mansur'un evet onu dağra çektiler öldürdüler. Hı, hı. O nasıl öldürdüğünü anlatabiliriz de. Ama Mansur e, beden olarak öldürüldü. Ama kendisi öldürülürken bir söz söyledi. Enel Hak. Enel Hak hep dedi de ben yine geleceğim dedi. Hı. Ben yine geleceğim sözünü işte birileri reenkarnasyon olarak söylerler. Ama reenkarnasyon karmatilerde vardır. Karmatin anjında ruh göçü vardır. Tenasüh de denir. Tenasüh biraz farklı olsa da aynı yere çıkar. Bizim, Özel ruhlar tekrar, tekrar mı bedenleniyor? Alevilerde de vardır. Ben yine geleceğim dedi. Ama zaten geldi. Çünkü şöyle geldi. Mansur Ahmet Yesevi olarak geldi. Hmm. Mansur Nesimi olarak geldi. Mansur Pir Sultan olarak geldi. Mansur Yunus olarak geldi. Ey oğul birdir kap değişse de su. Kim söyledi bunu? Yunus Emre. Yunus Emre. Çok güzel. Yunus Emre'nin tabi başka sözleri de var. Ee, diyor ki bak, kapları Mansur ama... Eydür. Hmm. Yunus diyor. Enel Hak. Hmm. Dil suretin odayak. Başka. Bin yıl toprakta yatsam. Yunus'un sözü. Hiç komayam enel hakkı. Ne vakit gerek ise aşk nefesin nuru gelem. Aşk nefesini vurarak geleyim evet. diyor. Evet. Yani bin yıl toprakta yatsam da yani ölsem gitsem ben orada da yine enel hak verim. Filan diyor. Yine başlamışken sürdürelim. Nesiminin tabi Nesimi'nin o büyük Nesimi'nin hem büyük Nesimi hem de kul Nesimi. Büyük Nesimi Seyit Nesimi'dir. Mende sığar iki cihan, men bu cihane sığmazam. Gevheri la mekan menem, kevni mekane sığmazam. Başka? Sırrı enel hak söylerem. Alemde pinhan gelmişem. Hem hak direm, hak bendedir hem hatmi insan gelmişem. Dara çıkmak bu fena darda mansura düşer. Ol enel hak diyenin sırrını dava ne bilir? Külli yeri gök hak oldu mutlak. Ha, yer ve gök hak oldu mutlak. Söyler defü çengü ney enel hak. E peki Pir Sultan? Kap değişik ama su aynı. Aynı. <laughs> Pir Sultan ne? Girelim, girelim Ali nuruna, duralı Mansur darına, küfrümüz iman yerine koyamazsın demedim mi? Bu da bir sultandan. Hı hı. Yine Nesimi'ye dönelim. Yanağından ayan oldu enel hak. Hı. Kaçan suret olur közgüde mestur. Aynada. Aynada mestur. Sizin Rahman aynaya <laughs> baktı. Ne gayretle nel haktır bu ya Rab. Ki Mansur'u asar hem dare Mansur. Tabi burada çok ince bir sır. Tabi. Mansur da hak, dar da hak, asanlar da hak, hepsi hak. Bu hakikat makamıdır. Ve hakikat makamında hiçbir ah, haktan başka, Allah'tan başka zaten bir şey yoktur. Evet. Evet yani demek ki Mansur böylesi etkilerle sürdü gitti. Ahmet Yesevi'de de çok keskindir. Yani ben yine geleceğim derken onu söz söylememiş olabilir ama o zaten Ahmet Yesevi olarak geldi. Ahmet Yesevi'nin yolu Mansur'un yoludur. Mansur Ahmet Yesevi'den önceydi yani. Tabii. Doğum olarak. 10. yüzyıl. Evet. Yaşadığı 10. yüzyıl. Hı hı. 4 asır sonra. 4 asır 4. sonra. 12. 2 asır sonra. 2 asır. 12. yüzyıl Ahmet Yesevi. Hı hı. Evet. Yani Ahmet Yesevi Hacı Bektaş Veli de yukarı 13. yüzyıl yani yakın birbirine Hacı Bektaş Veli de yine Mansur sırrını ve hikmeti, vahdeti anlatan söylemleri vardır. Demek ki yani bugün bizim Türk Müslümanlığı dediğimiz buna biz Türk Alevili de diyoruz bu akım Mansur'dan gelmedir. Mansur'a Ali'den gelmedir. Onun için ben Türk Alevi'ni yazdım. Yakında yayınlanacağını düşünüyorum. Umuyorum. Yayıncıya verdim. Hı hı. Anlattığım Ali'dir, Mansur'dur, Ahmet Yesevi'dir, Hacı Bektaş'tır, Yunus Emre'dir. Yani yolun ana noktaları bunlardır. Hem Türkçe'ye hem İslam'a büyük hizmet etmiş olanlar. Tabii Ahmet Yesevi evet. ayrıca. Peki Mansur'un takipçileri kimlerdi? Günümüzde takipçileri kimler? İşte bunlar. Hayır günümüzde de var Günümüzde mı? takipçileri Bektaşiler, Aleviler, Türk Evet. Türk evet. Başka da var tabi. Yani Türkiye'deki Hubyariler, başka yerde de Enel Hak. Daha doğrusu Enel Hak diyen yine İran'da topluluklar var, Azerbaycan'da var. Yani birçok Hindistan'da var. Hı hı. Mansur'un takipçilerinden birisi de Büyük Pakistan şairi Muhammed İkbal'dır. O da Mansur'dur. Evet. İkbal da Mansur'dur. Yani siz varsınız ben varım. Onu demek istedim. Evet. <laughs> Buyurun sorun. E, Mansur'un yaşadığı dönemde nasıl bir ha zihniyet hakimdi? Mansur'un yaşadığı dönemde hakim olan zihniyet, işte biraz önce ayrıntısıyla verdiğim, dine dayalı sömürü düzen, din dedikleri, yani öyle bir din anlayışı ortaya çıktı ki dinin direği namazdır dediler. Bir de hadis uydurdular. Böyle bir şey yok, olamaz da. Ee, namaz kılmayan öldürülür. Ne yazık ki. Ölüme yani, sürükleyen nedenler neler? Ha. Mansur ölüme sürükleyen neden zulme karşı baş kaldırmasıdır. Sebep gerçekte budur. Enel Hak dediği için, i̇çin değil. değil. Tehlike olarak gördüler. Ama Enel Hak bir Mollalar tarafından hı hı. kullanıldı. Hı. Yani şimdi Mansur tüm bunları söylüyor. Ama çok taraftarı var. Çok dinleyen var. Ayrıca Karmatiler onu çok seviyorlar. Karmatiler çok güçlü. Hı hı. Ayrıca yine Fatimiler hı hı. Batı'da Fatimi devleti oluşuyor. Hı hı. Fatimiler de neticede Karmatilerle aynı görüştedirler. Hı. Fatimiler de. Evet. O da bir Alevi çok iyi devlettir. araştırmışsınız Sayın Bakanım. O da Bağlantıları Alevi, çok güzel evet, kuruyorsunuz. O da bir Alevi devletidir. Evet. Bizi de bilgilendiriyorsunuz. Var Gittikçe olur. de araştırıyorum. Araştırma. Evet, sonu yok. Sonu yok. Evet, şimdi dolayısıyla Nansuru bir tehlike olarak görüyor. Tehlike olarak. Katlediyorlar. Tehlike olarak gördüler. Kubilay'ı tehdit ettikleri gibi. Aynen. Benzerlik Hüseyin var. Hüseyini tehdit ettikleri aynen. gibi. Aynen. Şimdi Mansur'la uğraşan Hamit Hı Hamit onu önce tutuklattı sonra bırakıldı falan. Bahane arıyor sonra bir bahane buldu işte karmatidir falan diyerek hapse attılar. Hı hı. Hapiste 8 yıl 7 ay hapiste kaldı ve yargılandı. Bunu kimse bilmiyor. evet. Iyi 8 oldu. yıl 7 ay hapiste kaldı. Hı hı. 9 yıla yakın yani hı hı. hapiste kaldı. Fakat hapisteyken tabii onu sevenler de var. Evet. ya yani Onu sevenlerden birisi geldi söz gelimi. Hapishane bitişik bir oda yaptı. Mansur'u oraya aldırdı. Hı. Yani dolayısıyla birileri gelip ziyaret edebiliyorlardı. Hı hı. Gelip çıkabiliyor. Sonra e, hastalanınca muktedir halife hastalanınca annesi onu çağırıyordu ve tedavi ediyordu. Annesi hastalanınca saraya çağrılıyordu. Hapisteyken gidiyordu hı. tedavi ediyordu. Yine hapishaneye Pek bilinmiyor bu. Yine hapishaneye evet. koyuyorlardı. Ya, yargılanıyor bu arada. Yani. Hı hı. E, Efendim Hammat adında işte İbni Ömer diye bir e, yargıç var. O yar, baş yargıç, yargıçlar heyeti Mansur'un yazdıklarını ve konuşmalarını gündeme getiriyorlar, tek tek soruyorlar. Sen bunu dedin mi? O da dedim şöyledir. Dedim şöyledir. Ya da bunu ben demedim. Bunu nereden çıkarıyorsunuz? Hı hı. Böyle bir şey yok. Çünkü birçok da üretip getiriyorlar. Hı. Yani sahte mektuplar getiriyorlar falan. Mansur'un elinden çıkmayan mektuplar getiriyorlar. E, hakimler bakıyor ki yok yani. bunlarda neticede demek ki o hammatta biraz yargıçlık ya kadı diyorlar o zaman. Hı hı. Kadılık haysiyeti varmış. Hı. Evet. O yüzden uzun sürüyor. Karar veremiyor yani. Mansur ikna ediyor. Hı. Bu arada bir gün yine Mansur'un bir konuşmasını ok okuyorlar. Yani konuşmasını birileri yazmış, okuyorlar bunu dedim mi diye. Mansur orada diyor ki hac da çok gerekli değildir. Çünkü Karmatiler de hacca inanmıyorlar bu arada. Hı. Hatta onlar diyorlar ki biz diyorlar bu hac denilen şey biz cahiliye dönem hacı yapıp duruyoruz hatta Karmatilerden birileri yani siz bu ...taşa tapıyorsunuz diyerek... ...Hacer-ül ...Hacer-ül yani... ...Kabe'nin duvarındaki o Yok taşı söküp çalıyorlar falan... ...sonra bir Fatmi halifesi onu aldı... ...yerine koydu yine oraya koydu... Evet. ...yani tarihin böyle ince işleri... ...ama Mansur öyle demiyor... ...Mansur diyor ki... ...ya Hac çok zahmetli bir şey... ...gidemiyorsanız... ...yani şöyle evinizin kenarına... ...Kabe'ye benzer bir şey yapın etrafını da dönün, tavaf edin, dua okuyun. Bu da hacı yarına geçer diyor. Sen bunu dedin mi diyor Mansur'a. Evet. Hammad. Evet. Hamid de orada. O geliyor böyle izliyor yani duruşmalar. Evet. Dedim diyor. Öyledir diyor. Ama diyor ben diyor Hasan Basri'de de okudum. O da söylüyor bunu. Hasan Basri de bir mutasavvuf ama çok böyle siyasete falan bulaşmadığı için Böyle el üstünde tutulan bir de fıkıhçı. Birden sinirleniyor. Yargıç. Diyor ki ben diyor onun kitabını okudum. Öyle bir şey yok onda diyor. Kanı helal filan diyor. Kanı helal. Ağzından böyle bir kanı helal yani orada bir kızgınlıkla söylenen bir söz. Ama Hamit başbakan. Bunu Açık yakaladı. yakaladı. Diyor ki kanı helal dedin. Demek ki ödürlemesi gerekiyor. Fetva, fetva verdin. Yargıda bulundun. Yargı bitmiştir. Yaz bunu ver. Ben diyor sinirlendim de söyledim. Ben nasıl ona işte diyeyim falan filan ama hayır ben anlamam diyor. Karar verilmiştir. Böyle bir sahte kararla karar bile sahte yani. Karar veriliyor. Evet. Fakat bunun din adamlarına onaylatılması lazım. Mollalar, 300 molla diyor Ahmet Yesevi. Oo. 300 molla toplanıp, bu zaten enel hak dedi. Bu daha önce de zaten kendisini peygamber olarak ilan etmişti. Kendisine şimdi de Allah diyor filan diyerek bu yargıyı, hı hı. kararı onayladılar. Ve onların gözetiminde, mollaların gözetiminde uygulandı. Fakat burada tabii yine ilginç bir şey var. Evet. Gerçeği olduğu gibi konuşmalıyız. Şeriat dedikleri, yani şeriat adını verdikleri hukuk sisteminde onların. Kur'an'da da olan bir şey. Ama Kur'an'da o zaman için olmuş. Evet. Onlar her zaman için. Fitneciler işkenceyle öldürülür. Fitneciler. Anladım. Niye fitneci? Karmati işte karışıklık çıkarıyor falan diye yargı fitnecilikten verildi. Fitnecilerin öldürülmesi yine Kur'an'a göre şöyledir. Fitneci idam kararı verilen fitnecinin önce sağ kolu kesilir. Sonra sol bacağı kesilir. Sonra sağ bacağı kesilir. Aynı günde Sa mi? Hepsi. Aynı günde. Hı. Aralıklı olarak. Hı hı. Ya budan budama Buda mı? budama sonra başı kesilir. Ama Mansur'un başının kesilmesini ertesi güne bıraktılar. Ee, gelsin ne işkence. muktedir de görsün diye. Ama önce bin kırbaç vurdular. Bin kırbaç. Fakat o kırbaçlar vurulurken o gülüyordu. Mansur hı hı. gülüyordu. Hı hı. Çünkü o kırbaçların acısını duymuyordu. Hı hı. Yani Ölmeden önce ölmüş şeyi De zaten. Tabii o kolu kesildiği zaman yüzüne sürmüş. ilk İlk defa sağ kolu kesildiği zaman yüzüne sürmüş. E, ...ne oldu... ...falan niye sarardın... ...falan e, deyince... ...işte orada da yine nükteli cevaplar veriyor... ...falan... Yani ...güneş de batarken sararır... ...falan diyor... ...bu arada etrafına toplanan insanlar... ...mollalar ona taş atıyorlar... ...fakat Şibli... ...gül atıyor... ...Şibli'nin gülü gelince de acı çekiyor... ...ve denir ki... E, ...yani anlamayanların attığı taş incitmedi ama dostun attığı gül. gül incitti. Mansur böyle öldürüldü ama Mansur ölmedi. Mansur bugün yaşıyor. Bakın biz de geldik. Burada konuşacağız. Kesinlikle. Konuştuk daha çok konuşulacak. Evet. Mansur böyle bir insandır. Bizim de süremiz bugün bitmiştir. Ve tabii ki bugün sıkıntılı olaylar var. Milletimiz evet. milletimize de Evet. ve bölge Yurttaşlarımıza da başsağlığı diliyoruz. Evet. Tanrı yardımcı olsun. Evet. herkes de herkeste hepimizde yardımcı olmalıyız. Evet. Onu da diliyoruz. Bugünü böylece kapatmış oluyoruz. Evet. Sağ olun, iyilik, sağlık, esenlik. Mutluluk ve başarılı uzun dirlik. Diliyoruz. diliyoruz.